Yani quyidagi tengsizliklarni yechamiz. Mana birinchi tengsizlikni qaraylik. Bu tengsizlikning ko'rinishi quyidagicha. Arksinus A kichik arksinus B ko'rinishida. Bu yerda A ning o'rnida x, B ning o'rnida esa 2x kelyapti. Demak, mana bunday ko'rinishdagi tengsizliklarni qanday yechishni ko'rib chiqamiz. Bu tengsizlikdan biz quyidagini hosil qilamiz. A kichik b birinchi tengsizlik. Chunki arksinus o'suvchi ekanligidan bu tengsizlik bu tengsizlikdan mana buni hosil qilamiz. Bundan tashqari arksinusni aniqlanish sohasini hisobga olamiz. A minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu tengsizliklar bajarilishi kerak. B ham minus 1 va 1 orasida bo'lishi kerak. Va mana bu tengsizliklar bajarilishi kerak. Shunday qilib bu tengsizlik quyidagi sistemaga teng kuchli ekan. Buni o'rniga biz mana bu sistemani yechishimiz kerak. Buni ham soddalashtirish mumkin. Bu sistemani ham qanday qilib soddalashtiramiz? Va birinchi tengsizlikni o'zini olamiz. A kichik b. Mana tengsizlikni oldik. A minus 1 dan katta, kattaga teng minus 1 dan. Demak minus 1 kichigiga teng a. Mana bu tengsizlikni yozamiz. B kichigiga teng 1. Kichigiga teng 1 uni ham yozamiz. Mana yozdik. Endi qolgan ikkita tengsizlikchi, masalan a kichigiga teng 1. Bu tengsizlik mana bu ikkita tengsizlikdan kelib chiqadi. A kichik b dan b kichigiga teng 1 dan. Demak, mana bu tengsizlik bajariladi. A kichigiga teng 1. Bundan tashqari mana bu tengsizlikchi b kattaga teng minus 1 dan. Bu tengsizlik ham bajariladi. Chunki minus 1 kichigiga teng a kichik b, demak minus 1 kichik b bo'ladi. Mana bu tengsizlik bajariladi. Demak bu tengsizliklar sistemasini biz quyidagicha soddalashtirishimiz mumkin. Bu ham sistema. Bu yerda 3 ta tengsizlik bor. 1, 2, 3. Masalan birinchi tengsizlik minus 1 dan kichigiga teng a. İkinci tengsizlik. Va birinchi a kichik b ni yozing. Yozamiz. A kichik b. İkinci tengsizlikda mana buni yozamiz. Minus 1 kichigiga teng a. Üçüncü tengsizlik. B kichigiga teng 1. Mana bu sistemani hosil qilamiz. Va mana bu sistemadan ko'ra bu soddaroq. Chunki mana bu yerda ikkita tengsizlik yo'q. Xo'p, bu yerda savol tug'iladi. Agar o'quvchi mana bu yo'l bilan ishlab qo'ysa, xato bo'ladimi? Yo'q, xato bo'lmaydi. Bu yo'l ham to'g'ri. Bu yo'l bilan ham ikkala yo'lda ham bir xil javobni olamiz. Lekin mana bu ikkinchi yo'l soddaroq. Chunki mana bu yerda ikkita tengsizlik yo'q bunda. Bunda soddaroq ham tezroq yechimga olib keladi. Xo'p, bu tengsizlikni yechish uchun mana buni eslab qolishni tavsiya qilaman. Minus 1 kichigiga teng a, kichik b kichigiga teng 1. Buni eslab qolish osonroq. Chunki mana a bilan b tengsizlik bir xil tengsizlik ekan. Va ikkita tomonda minus 1 va 1. Bu yerda tenglik belgisi bor. Xo'p, endi tengsizlikni yechishga o'tamiz. Tengsizlikni yechish uchun biz mana bu sistemadan foydalanamiz. Yoki mana bundan desak ham bo'laveradi. Ikkalasi bir xil. Birinchi a kichik b dan. Demak x kichik 2x dan. Birinchi tengsizlik. X kichik 2x dan. Bu tengsizlikni yozdim. Birinchisini yozdim mana bu tengsizlikni. Endi minus 1 kichigiga teng a. Demak x mana bu tengsizlikni yozaman. Endi b uchun b buning o'rnida 2x turibdi. 2x kichigiga teng 1. Shunday qilib mana bu sistemani hosil qildik. Endi bu tengsizlikni yechish uchun mana bu sistemani yechamiz. Tengsizlik bilan sistemani yechimi bir xil bo'ladi. Ya'ni ular teng kuchli. Va birinchi tengsizlikdan biz x katta 0 ekanini hosil qilamiz. X ni o'ng tomonga o'tkazsak yerda 2x minus x x bo'ladi. Hop. Ikkinchi tengsizlik x katta yoki teng minus 1 ham deb yozishimiz mumkin. Uchinchi tengsizlik x kichik yoki teng 1 taqsim 2. Mana bu sistemani hosil qildik. Endi uni yechimini topamiz. Va mana x topilgan, mana o'ng tomonda sonlar turibdi. Bir nechta tengsizlik bor. Mana bu yerda 3 ta tengsizlik bor. Umuman olganda juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Bu shu ko'rinishda sistemani yechimini qanday qilib oson topish mumkin? Mana x ni yozamiz. Quyidagicha topish mumkin.
X'den küçük tomonda turganlar 0, minus 1. Küçüklerini kattasını alamız. Minus 1 ve 0'ın kattası 0 buladı. Demek katta 0'dan. Ya da kat etensizlik şu sebeple kat etensizlik alamız. Şimdi kattalarını küçüğe. Bir de X'den katta bulan sallar fakat bitti. Şu sebeple 1 taksın 2'ni o zaman alamız. Ve bir de küçüklerinin kattası ve kattalarının küçüğe degen koydadan faydalanıyoruz. Bana bu paralelini hasıl kıldık. Şimdi kadar birinci tensizliğini geçelim. 0, 1 taksım 2 aralığa gel. 0 kirmeydi. 1 taksım 2 geçimge kirardı. Şimdi kadar tensizliğinin cevabı bana bu toplamak gel. Yeni nabattaki tensizlik yotamız, ikinci tensizlik gel. Bunda arc kosinus